Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında insanın nefsine zulmetmesi ne demektir? Böyle bir soruya yer vereceğiz. Zulüm kötü bir şey ve zulüm yasaklanmış olan şeylerden. Ez-zulmü zulümâtün yevmel kıyâme. Zulüm kıyamet günü bir takım karanlıklardır. Ve zulmün üç farklı görünümü var. Bunlardan bir tanesi Allah'ın hukukuyla alakalı ve bununla ilgili ayette inne şirkele zulmün azim denilmiş. Yani Allah'a ortak koşmak, Allah ile beraber sanki Allah gibi başka şeyleri kabul etmek, bu şirktir ve şirk en büyük bir zulümdür. Bir de başkalarının hukukuna tecavüz var. Birincisi hukukullah'a tecavüzdü. İkincisi başkalarının hukukuna tecavüz. Diyelim birinin malını çalmak, birinin ardından iftira etmek, ardından gıybette bulunmak, daha bunun gibi onun hukukuyla alakalı bir takım ihlallerde bulunmak, bu da başkasının hukukuna tecavüz. Din bunları da yasaklıyor. Bir başkası ise kişinin kendi nefsine zulmetmesi. Kişinin kendi nefsine zulmetmesi günahlara dalması anlamındadır. Ve ilgili bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Ve men yetaadde hududallah fakat zaleme nefse. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşacak olursa nefsine zulmetmiş olur. Bunu şöyle ifade edeyim. Mesela Allah-u Teala helal olan yiyecekleri belirtmiş. Haram olanları belirtmiş. Domuz eti haram kılınmıştır. Bir insan o kadar helal yiyecekler varken tutup da domuz eti yiyecek olursa bu kimse kendi nefsine zulmetmiş olur. Diğer taraftan hukukullah'a da tecavüz olur. Hangi anlamda? Şirk anlamında değil ama isyan anlamında Allah'ın hukukuna da bu kimse haddi aşmış olur. Belki başkasının hukukuna da oradan burada bir tecavüz yok ama kendi nefsine zulmediyor. Diğer taraftan mesela bu dil güzel şeyleri konuşmak için insana verilmiş. Ama bir insan bu dilini yalanda, gıybette, iftirada, küfür sözlerini kullanmakta bu şekilde eğer kullanıyorsa bu insan kendi nefsine zulmediyor demektir. Değerli bir hocamızın şöyle bir hatırasını bu vesileyle nakletmek isterim. Bir gün kendisi bir askerle yan yana denk geliyor otobüste. Askerin elinde müstehcen bir dergi veya gazete var. Asker o dergi veya gazeteyi seyrediyor. Öyle bir gazete okunmaz zaten. Seyrediyor. O zat da rahatsızlık duyuyor bundan. Bir vesile oluyor, askerle konuşmaya başlıyor. Sohbet esnasında diyor ki sizi diyor böyle nöbete de gönderiyorlar mı? Evet diyor, gönderiyorlar. Peki gerçek mermi veriyorlar mı? Asker diyor evet veriyorlar. Ne güzel diyor, o mermilerle tak 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 böyle havaya ateş ediyorsunuzdur canınız sıkıldıkça. Asker diyor öyle şey mi olur? Bir tek mermi bile böyle rastgele kullanacak olsak bunun hesabını bizden soruyorlar diyor. Bunun üzerine o hoca efendi askere diyor ki peki diyor ya bunlar o mermilerin hesabı var da bu gözün hesabı yok mu? Ve o asker o zaman yaptığı hatayı anlıyor. O müstehcen olan gazete veya dergiyi oradan kaldırıyor. İşte bir insanın helale bakıp istifade etmesi gerekirken, Allah'ın yarattığı o kadar güzel şeyler var, tefekkürle bunlara bakması gerekirken, müstehcen neşriyatı takip etmesi, göz noktasında kişinin kendi nefsine zulmetmesi demektir. Kulak itibariyle düşündüğümüzde, bu kulakla Kur'an dinleyebiliriz, ilahiler dinleyebiliriz, meşru bir takım yine başka sesler var, dinleyebiliriz. Güzel konuşmalar yapılıyor, onları dinleyebiliriz. Ama bu kulakla bir insan fuhşa dair sözleri daima dinlese, bununla ilgili şarkı, türkü türünden şeyleri dinlese, kendi nefsine zulmetmiş olur. Demek ki kişinin kendi nefsine zulmetmesi günahlar anlamında. Bir insan Allah'ın haram kılmış olduğu şeyleri yaptığında kendi kendine zulmetmiş oluyor. Ben kendime malikim, ben istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz. Bazıları belki böyle düşünebilirler. Ama durum öyle değil. İnsan kendine malik değildir. Çünkü vücudumuzda şu anda belki trilyonlarca hücre var. Bu trilyonlarca hücreden her birisini bir fabrika gibi çalışıyor. Bir laboratuvar gibi daimi bir faaliyet içinde.
Bizim bunlardan haberimiz bile yok. İki tane böbreğimiz mi var yoksa bir tane mi var? Bundan haberimiz bile yok. Karaciğerimiz 400'den fazla vazife yapıyor. Bundan haberimiz bile yok. Böyle olunca biz kendimize malik değiliz. Kendimize malik değilsek demek ki biri bizde hükmediyor. Biri bizde tasarrufta bulunuyor. E madem öyledir, böyle bir vaziyette bunu bilen insanın o zatın dediği tarzda hayatını tanzim etmesi gerekir. Bunu yaptığında zaten psikolojik olarak da o insan rahat edecektir. Nasıl ki bir ördek tabiatında böyle yüzmek var ve severek sularda yüzüyor. Onun tabiatında, fıtratında bu olduğu gibi insanın da tabiatında Allah'ı tanımak, Allah'a ibadet etmek var. Bir insan Allah'ı tanıdığında, Allah'a ibadet ettiğinde suyu, tertemiz suyu bulan, orada yüzen ördek misali rahatlayacaktır. Ama bunu bulmadığında, bunu yapmadığında bu defa iç aleminde stres olacaktır, bunalım olacaktır ve o insan ızdıraplar içinde yaşayacaktır. Günümüz insanı günahlardan o kadar da uzak değil. Gerçekten de günümüzde günahlar çok yaygın vaziyette. Her tarafı günahlar istila etmiş vaziyette. İnsanın buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve daha böyle hassas olması, günahlardan rahatsızlık duyması gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin hassasiyetini şöyle ifade ediyor. Müminin günaha karşı hassasiyeti şöyledir. Sanki üzerinde bir dağ var da hemen üzerine düşüverecekmiş gibi. Mümin olan insan günahlardan bu derece endişe eder. Ama münafık olan o günahları küçük bir sinek gibi görür. Şöyle yaptığında uçuverecek, ondan uzaklaşıverecek bir sinek gibi görür. Demek ki bir insan velev küçük de olsa günahını küçük görmemeli, büyük görmeli. Yani büyük küçük günah, küçük günah diye bir ayrım vardır. Bazı günahlar büyük günahlardır. Adam öldürmek gibi, hırsızlık yapmak gibi. Bazıları onlara nispetle biraz daha küçüktür. Ama bu küçük olanlarda bir insan ısrar ettikçe artık küçük diye bir şey kalmaz. Damlaya damlaya göl olur ve bu günahlar insanı götürebilir. Manen helak edebilir. İnsan nasıl ki dünyada beden itibariyle rahatsız oluyor, hasta oluyor ve bu hastalıktan dolayı tedavi olması gerekiyor. İnsan ruh itibariyle, kalp itibariyle de yine rahatsız olabilir. İşte günahlar şu dünya hayatında manevi bir rahatsızlık meydana getirir. Diğer alemde ise daimi rahatsızlık olur. Yani diğer alemde bu günahların yansıması insana daimi bir azap şeklinde olacaktır. İnsan nasıl ki ilk defa yalan söylüyorsa yüzü kızarır ve yalan söylemekten dolayı da ızdırap duyar. Hatırladıkça kendi kendine adeta yer bitirir. Yani günahlar fıtrata bir isyandır. Fıtrata ters düşmektir. Ve insan bundan normal şartlar itibariyle rahatsızdır. Fakat hassas bir kuyumcu terazisini düşünün. Çok hassas iken eğer zamanla hassasiyeti bozulmuşsa artık onunla doğru dürüst bir tartı yapılamaz. İşte vicdan o hassasiyette kuyumcunun terazisinden çok daha hassas. En küçük bir günahtan da rahatsızlık duyuyor. Fakat bir insan devamlı günahlara girerse, alışırsa bunun neticesinde günahtan rahatsızlık duyamayacak bir hale gelir. Böyle bir durumda da o insan artık günahlardan adeta lezzet alır bir duruma düşer. İnsanın ulvi lezzetleri vardır, süfli lezzetleri vardır. Ama insan günahlara böyle devamlı alışırsa insanın ulvi lezzetlere talip olmak yerine süfli lezzetlere talip olur. Hani anlatılır, iki merkep kendi aralarında konuşuyorlarmış. Biri diğerine diyor ki, ben diyor bu insanları anlayamıyorum. Bunların garip zevkleri var. Ve mesela bu insanlar gülden zevk alıyorlar. Gülü seyretmekten zevk alıyorlar. Geçenlerde ben merak ettim, bir tane gül yedim, bana hiç de tatlı gelmedi diyor. Diğeri diyor haklısın, bu insanların gerçekten garip zevkleri var. Bu insanlar bülbülü dinlemekten de zevk alıyor. Ben diyor geçenlerde bir bülbülü dinledim. Gece sabaha kadar öttü, beni uykusuz bıraktı, rahatsız etti diyor. İşte bakın, merkebin dünyasıyla insanın dünyası çok çok farklı. Onun gibi günahları adet haline getiren bir insanla günahlardan uzak kalan bir insanın dünyası da çok farklı. Günahlara kendini kaptıran süfli zevklerden lezzet alır.
haram olan şeylerden zevk alır. Affedersiniz, pislik böceğinin pislikten zevk alması gibi, yılanın zehirlemekten zevk alması gibi öyle bir hale gelir. Ama tertemiz olan bir mümin, günahlardan uzak kalan bir mümin, Kur'an dinlemekten, ibadet etmekten, melekler misal güzel şeylerden lezzet alır. Cenab-ı Hak hepimize böyle ulvi şeylerden zevk almayı nasip etsin duasıyla bugünkü programı bitiriyor. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.